YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte diyet pizza hazırlayacağız. Böyle incecik yemelere doyamayacaksınız. Çok lezzetli. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen tarife geçiyorum. İyi seyirler. Geniş yoğurma kabının içerisine ocakta ılıtmış olduğum bir çay bardağı sütü aldım. Bir tatlı kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı kuru mayayı ekledikten sonra şeker erinceye kadar karıştırdım. İlk etapta bir su bardağı tam buğday ununu ekledim. Bir çay kaşığı tuz ekledim. Daha sonra yarım su bardağı tam buğday unu daha ekledim ve hamuru yoğurmaya başladım. Çok az miktarda yeniden un ekledim ve unu artık toparladım. Bir buçuk su bardağı un kullandık. Hamuru güzelce toparladım. Şimdi üzerine streç filmle kapatıyorum. Daha sonra üzerine bir bez kapatıyorum ve hamuru mayalandırmaya bırakıyorum. Hamur mayalanırken sosunu hazırlıyorum. Derin bir kasenin içerisine 2 yemek kaşığı domates salçasını aldım. Yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı biberiye ekledim. Çok az miktarda sarımsak tozu ekledim. 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ettim. Eğer sarımsak tozunuz yoksa bir diş sarımsak rendeleyebilirsiniz. Sosumuz hazır. Şimdi hamurumuz da mayalandı hamuru tezgaha alıyorum ve elimle güzelce toparladım ortadan ikiye kesiyorum şimdi bundan iki tane pizzamız olacak her biri de tek kişilik tezgaha tam buğday unu serpiyorum ve merdane ile açıyorum böyle açabildiğim genişlikte açtım servis tabağından büyük çay tepsisinden küçük olacak şekilde açıyorum zaten hamur açıldıkça açılıyor gördüğünüz gibi çok güzel incecik de oldu Hamuru merdaneye sardım ve yağlı kağıt koymuş oldum. Tepsinin içerisine aldım. Hamuru tepsiye güzelce yaydım. Kesmiş olduğum kaşar peynirini hamurun kenar kısımlarına koyuyorum ve hamuru üzerine kapatıyorum böyle yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bunlar iç kısmında kalacak peynirler. Böyle dolgulu güzel bir pizzamız olacak. Hamurun tüm etrafını kaşar peyniriyle çeviriyorum ara ara elimle de düzlüyorum ki güzelce yapışsın diye. Hamurun tüm etrafını güzelce kaşar peyniriyle kapladım ve yeniden böyle elimle her tarafını düzenliyorum ki pişince açılmasın diye. Şimdi hazırlamış olduğum sosu da kaşıkla içerisine yayacağım. Sosu yaymadan önce çatalla güzelce böyle delikler açıyorum. Sostan hamurun üzerine bir kaşık koydum ve kaşığın arka kısmıyla pizzanın orta kısmına güzelce yaydım o üst kısmına yaymadım. Sadece orta kısmına yayıyorum. Üzerine böyle çok ince olacak şekilde kaşar peyniri rendeliyorum. Böyle bu taraftan rendeledim. Kolumda kamerayı kapatmış ama. Yarım domatesi yemeklik doğradım. Onu da güzelce pizzanın üzerine yaydım. Kırmızı biberimiz vardı. Kırmızı biberi de böyle yuvarlak olacak şekilde doğrayıp pizzanın üzerine ekledim. İstediğiniz şekilde istediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Ama diyet yapacaksanız, diyet bir pizza yapacaksanız sadece bu malzemelerini kullanmanızı tavsiye ederim. Yeşil biber ve doğramış olduğum salamları da ilave ettim. Ve üzerine yeniden çok az miktarda kaşar rendeledim. Ve fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtmış olduğum 240 derecelik fırında tam 15 dakika pişirdim. Gördüğünüz gibi kenarları da çok kırmızı ve güzel görünüyor. Şimdi servis edeceğim tabağımı alıyorum. Bir de şöyle yakından görelim. Gördüğünüz gibi muhteşem. Lezzeti de çok farklı. Çok lezzetli bir pizza. Mutlaka deneyin. Şimdi dilimleyip servis ediyorum. Küçük bir pizza olduğu için 4 eşit parçaya böldüm. Şimdi iç kısmında birlikte göreceğiz incecik. Videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın yeni tariflerde buluşmak dileğiyle hoşçakalın.